Hepinize merhaba arkadaşlar. Medyanın Sesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere gündemimizi oldukça etkileyen ve aslında neredeyse her günümüzü bu olayla geçirdiğimiz bir olayın detaylarını paylaşacağız. Öncelikle verilen raporlar ve ortada konuşulan rakamlar zaten her zaman olduğu gibi yine devam ediyor. Siz asgari ücretli birinin geçimini şu an sağlayabileceğini düşünüyor musunuz? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayalım ve asgari ücrete gelen her zamanın paranın değerini düşürdüğünün de tabii ki farkındayız ve gerçekten buna artık bir dur demek ve paramızın değer kazanması için elimizden geleni ve hükümetin de üstüne düşeni yapmasını tekrardan buradan rica ediyoruz. Asgari ücretle ilgili yapılan toplantılarda tekrardan zaten bir rahatlama getirileceği söylenmişti. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklamalardan sonra bütün sendikaların bu işin içinde olup bütün sendikaların da hala bu işin üzerine gidiyorlar olmaları hepimiz aslında mutlu ediyordu. Asgari ücretin yine dönem dönem bazı artışlarda bulunuldu fakat çok küçük miktarlarda artışlar olduğu için de aslında vatandaşa pek etki etmediği biliniyordu. Bu seferki yapılacak asgari ücret zammının yine asgari ücretin ilk yapılan %25'lik zammına yakışır bir zam olacağı fakat bundan sonra yine de paranın değer kaybetmemesi için yapılacak önlemlerin de alınacağı için çok büyük bir yükseliş değil ama maddi olarak insanları biraz daha rahatlatacak bir zama gidilmesi ve bunun ara dönemde yani Temmuz ayında yapılması söylenmiş. Aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın da böyle bir talimatı olduğu ve girişimde bulunduğu söylenmişti. Şu an üzeri 5000 TL'nin üstünde bir rakamda konuşuluyor fakat 5000 liraya sabitlemek istenilmiş. İnşallah hepimizin adına olur. Şimdilik hepiniz kendinize iyi bakın. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.